Konuklarımız Sabah gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve gazeteci yazar Merdan Yanardağ. Merdan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Nazlı Hanım çok taze bir şekilde bir Silivri ziyareti yapmış ve oradan izlenimlerle dönmüştü. Ergenekon'da ikinci davada özellikle darbeyle ilgili günlükler, Özden Örneğe ait olduğu öne sürülen günlükler kapsamdan çıkarıldığından beri sürekli gündemde daha yukarı taşınan bir tartışma var. Bu davanın özü çöktü mü? Onlar dışarıdaysa neden gazeteciler içeride? Mustafa Balbay ile Tuncay Özkan neden içeride? Tabii özellikle bu iki ismi söylüyoruz çünkü bu iki isim kamuoyunun en iyi bildiği, en yakından tanıdığı isimler. Yani diğerlerinin esas itibariyle direkt olarak benim okuduğum kadarıyla metni bir ilgisi yoktu. Ama bu demek değil ki, yani bu şunu demek aslında. Mustafa Balbay eğer o komutanlarla ilgisi varsa ve o meselenin içindeyse o zaman o da otomatik olarak oraya gitmesi lazım. Artı ikinci vahim nokta şu benim gördüğüm, Tuncay'ın da söylediği, orada da son olarak da tekrarlamış. Kendisi şeyini istiyor, yani salı verilmesini istiyor. Mesela hakim, bir hakim hep salı verilsin diyor. İki hakim hep salı verilmesin diyor. Şimdi bu da tuhaf. Ama bu yüzden zaten ikiye bir davası benzetmeleri çıkmadı mı? Ve ikiye bir davası mesela 8. günde konu buraya geldiğinde ben sizin itiraz ettiğinizi hatırlıyorum ikiye bir davası türünden yaklaşımlara. O zaman başka bir takım alınan kararlara da işte bilmem kaça bilmem kaç davası ama şeklinde bakın, yaklaşmak gerekir diyor. Ama arada bir kişi iştirak etmeyebilir genel karara. Ama bu bir süreklilik arz ederse ve sürekli aynı hakim, yoksa bir sürü davada biliyorsunuz 3 tane hakim var, illaki oy birliğiyle çıkmayabiliyor. Ama burada giderek bu seslendiriliyorsa o zaman bu daha dikkat çekici, daha dikkat çekici bir hal alıyor. Onu peki da söylemek lazım. Merdan Bey, Nazlı Ilıcak'ın ziyareti nasıl buldunuz Silivri'ye? Çünkü Nazlı Ilıcak'ın Silivri'yi ziyareti biraz aslında Twitter'dan, değil mi Nazlı Hanım, gelen? Twitter'dan gelen mesajlar üzerine gerçekleşti. Evet. Yani partiye mensup, Tuncay Özkan'ın partisine mensup birkaç kişinin bu şekilde beni davet etmesiyle gerçekleşti. Merdan Bey. Ben gecikmiş bir ziyaret olduğunu düşünüyorum ama yine de sonuç olarak kendisinin gidip orada somut olarak gözlemlemesinin iyi bir gelişme olduğu kanaatindeyim. Ama çok gecikmiş. Yani Twitter'daki çağrıyı değil de bir parça vicdanının sesini dinleyerek gitseydi çok daha iyi olurdu. Çok daha önce gitseydi çok daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Tutukluların tahliye edilmesi ve tutuksuz yargılanmasını isteyen yargıç mahkeme başkanıdır. Mahkeme başkanı ısrarlı bir biçimde Köksal Bey, Köksal Şengün'ün ki Silivri'de kurulan özel mahkemenin başkanıdır kendisi. Tutukluların serbest bırakılmasını istediği andan itibaren kendisi de dinlemeye takıldı biliyorsunuz. Konuşma bantları basına verildi. Hemen ardından bir avukat hanımla hatta üstü kapalı bir biçimde bir ilişkisinin olduğu, bu avukat hanımın kendisini etki altında bıraktığına dair yandaş medyada, hükümet yanlısı basında, İslami medyada yoğun olarak yayın yapılmaya başlandı. Bu kişi mahkeme başkanıdır. Köksal Şengün'dür. Yani Halife Avcı'nın kitabında sözünü ettiği, emniyet ve adliyedeki cemaat yapılanmasının bir araya gelerek bir suç örgütü oluşturduğu iddiasını kanıtlayan bir durumla karşı karşıyayız. Davanın özü gerçekten çökmüştür. Çünkü mahkemenin savcılarından biri olan Mehmet Ali Pekgüzel bir soru üzerine darbe günlüklerinin bu davanın özünü oluşturduğunu. Çünkü Ergenekon davasının birinci ve ikinci dava ki üçüncü davayla ikinci dava birleştirildi biliyorsunuz. Ergenekon davasının esas olarak bir darbe davası olduğunu, dolayısıyla en önemli kanıtın ve dokümanın bu darbe günlükleri olduğunu iddia etmiştir. Ve iddianame baştan sona değerlendirilirse iddianamenin temel tezi de budur. Şimdi siz yaptığınız araştırmada Ergenekon soruşturmasıyla bu darbe günlükleri arasında fiili bir irtibat kuramayacaksınız, hukuki bir bağ kuramayacaksınız. Yani zaten darbe bu iddianamenin en önemli zaaflarından biri faille fiil arasında bir ilişki kuramamaktır. Varsayımlara ve yorumlara dayalı bir suçlama yapılmaktadır ısrarlı bir biçimde. Ve siz darbe günlükleri konusunda yetkisizlik kararı vereceksiniz ve bu günlükleri Ankara'ya göndereceksiniz. O halde bu Silivri'de yapılan yargılamanın neden devam ettiğini hiçbir biçimde açıklamanıza imkan yok. Şimdi ortada somut bir suçlama yok. İddianameye baktığınız zaman politik bir polemik metni.
Esas olarak. Yeni bir resmi tarih yazımı, çabası, 28 Şubat anlayışıyla polemik, 27 Mayıs'la polemik ya da Türkiye'de bugüne kadar merkez sağ ya da İslami iktidarlara karşı muhalefet yürütmüş çeşitli aydınların, entelektüellerin ya da çevrelerin ileriye sürdüğü tezlerle polemik yapan bir iddianame var. Savunmaları yakından Nazlı'nın gitseydi görecekti. Mesela Celal Ülge'nin savunması çok önemlidir. Aksiyon dergisi ve Zaman gazetesinde yayınlanan makalelerden olduğu gibi copy paste yani kes yapıştır yöntemiyle alınıp iddianameye konan, imla hatalarıyla birlikte konan metinler var. Şimdi çok açık bir şekilde şunu tespit etmek gerekiyor. Hanif Avcı diyor ki, gördüğünüz savcılar savcı değil, polisler de polis değil bazıları. Bunlar cemaate mensuplar ve Cumhuriyet'in hiyerarşisi içerisinde hareket etmezler. Bunlar evet. İmamlardan aldıkları emri yerine getirirler. Peki, ben de merak ediyorum. Şimdi, hayır. Bunlar Cumhuriyet'in savcısı mıdır, şimdi cemaatin bakın, savcısı mıdır? Ben, Cumhuriyet'in polisi midir, cemaatin polisi midir? Mesele bu. Bakın mesele bu yüzden çıkmaza giriyor. İyi niyetle meslektaşlarımızı savunmak üzere gidiyoruz. Ve ben onların aklına inanıyorum. En azından toptan herkesin tutuksuz yargılanmasını savunabiliriz. Burada bir işbirliği sağlanabilecekken Ergenekon davasının özünü hiç fasafiso ilan eden bir zihniyetle karşı karşıya kalınca ve bütün bunlar bir cemaatin meselesi gibi Hanefi Avcı'ya referans yapılarak gösterince o zaman uzlaşma olmuyor. Hanefi Avcı'yı referans göstermeye hiç gerek yok hanımefendi. Yani, bir dakika ben diyorum ki hiç referans göstermeye gerek yok. Biz daha önce de bunu söyledik yani. Kitaplarımızda yazdık. Koyduk kanıtladık ya, Hanefi Avcı tutuyor. Aynı iddiaları 1992'den itibaren Fethullah Gülen Hoca hakkında söylenen aynı iddiaları aynı hiçbir kelime değiştirmeden dile getiriyor. Halbuki Fethullah Gülen 2006'da aynı iddialardan dolayı Hanif Avcı'nın başına gelenler Hanif Avcı'nın iddialarının doğruluğunu bizzatihi kanıtlamıştır. Biz başka bir şey söylüyoruz. 2006'da aynı devlette yapılanma terör örgütü bilmem ne örgüt başkanı Fethullah Gülen yargılandı. Ve daha Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda beraat etti. Şimdi beraat eden adama Hanife Avcı diyor ki sen devlette yapılandın, bütün bunlar senin başının altından çıkıyor diyor. Oysa henüz yargılanan bütün polis memurlarına da hayır sen suçsuzsun diye ilan ediyor. Ve bunun sorumlusu da cemaati gösteriyor. Şimdi biz bunları bir kenara bırakalım. Birbirimize. Bunları bir kenara bırakamayız. Çünkü bu yargıya intikal etmiştir. İnsanlar bu sebeple içeride tutuklular. Efendim tutuksuz zulüm yani. Görüyorlar. O başka. İşkence bakın, görüyorlar hiç içeride. Hiç işkence falan yok. Tutuklanmanın kendisi bizzat işkencedir. Ben buna katılıyorum. Tabii.